Akşam ajansını başlatacağız. O bilginin kaynağı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik istikrar kalkanıyla COVID-19 salgınında etkilenen meslek gruplarınızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücret, ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücret ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz dedi ve bununla ilgili olarak daha fazla bilgiyi alabilmek için de Ece Altuğ'u yanımıza davet etme zamanı. Ece Söz de seni dinliyoruz. Teşekkürler Salih Nayman. Aslında bir süredir bu sorunun cevabını merak ediyorduk. Çünkü binlerce ücretli öğretmenin durumu ne olacak merak konusuydu. Hatırlayacaksınız son aslında açıklamada okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. E, dolayısıyla da uzaktan eğitim de bir yandan devam ediyor ama ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak sorusu henüz yanıt bulamamıştı. Ki defalarca da aslında bu soru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yöneltilmişti. O da aynen şunu söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görüşmelerimiz sürüyor demişti. İşte geçtiğimiz dakikalarda artık öğrendik ki o görüşmelerde bir sonuç alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu Öğret, öğretmenlere müjdeyi ve e, meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz dedi salgından etkilenen ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz dedi. Aslında burada dikkat edin gereken bir de kelime var ki... ...usta öğreticilerimiz diyor Bakan Albayrak. Kimler onlar? Örneğin halk eğitim merkezlerinde... ...ders veren öğretmenleri de... ...eğitmenleri de işte bu kapsamı alabiliriz. Çünkü onlar da bu durumdan etkileniyorlar. Dolayısıyla yani bu tatil... ...uzatılmadan önce... ...ücretli öğretmenler girdikleri derste... ...ne kadar ücret alıyorlarsa... ...bundan sonra da o şekilde ücretlerini... ...almaya devam edecekler. Dediğimiz gibi binlerce ücretli öğretmenin... ...beklediği haber buydu. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bayrak ücretlerini almaya devam edeceklerini duyurdu diyelim ve söz yeniden size bırakalım. Ece Altuğ'a biz de